Ülkemizde yaşanan son gelişmeler ve Genel Başkan Sayın Önder Aksakal'ın ile başkanlığıyla parti meclisinde sormadan almış olduğu kararı asla desteklemiyoruz. Başkanlık kurulunda sadece öneri olarak sunduğu ve bireysel ikbal içine uğruna Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını parti meclisi de onaylamazken il başkanları da geniş göre dahil olmadan yapmış olduğu bu açıklamayı kesinlikle onaylamıyoruz. Ve bu zihniyetin ve bir genel başkanlığa da daha fazla çalışmayı uygun bulmuyoruz. Bugün itibariyle yıllardır büyük bir özveriyle emek verdiğim DSP İl Başkanlığı'ndan, başkanlığı görevinden istifa ediyorum. DSP parti üyeliği bundan sonra da devam edecek ve yakın zamanda, yakın tarihte yapılacak olan kurultay partimizin ilkesini yaşatacağız. Yeni kadrolarda yola devam etmeyi umut ediyorum. Bu arada muhalefetin güçlenmesi ve mutlaka bu isimleri kazanması için Eskişehir'de gerekli çabayı göstererek Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermeyi uygun buluyoruz. Bu karar doğrusunda ifade etmek istediğim gereklidir. Saygılarımla sunarım. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. İl yönetimindeki diğer arkadaşlarınızı istifa etti mi yoksa sadece siz mi? Abi, hepsi il yönetiminin hepsi istifa ediyor. İşte yıldız yoktu, yıldız gelecek. Sadece ben değil, il yönetimi komple. Hatta işte ilçe başkanı arkadaşımız da onu buraya dalgınıza şabanağa batıralım. Yar haftaya da onu yaparız. Eskişehir'deki bütün örgütler istifa ediyor. Şu anda yani ne olacak? Atama mı girecek? Ne gelirse gel onlar oranın bileceği bir iş. Biz yani bilmeyiz. Eskişehir'de DSP il ve ilçe örgütlerinin tamamı görevi? Evet, evet tamam mesela. Burada şimdi kimler var? Hani tanıyabilir miyiz? Şimdi burada ilçe yönetiminde zaten biz 7 kişiyiz il yönetimi. Arkadaşlar ikisi işte. Biri gelmedi. Ötekiler hepsi burada. Tek tek isim saymaya gerek yok. Tepebaşı ya. İlçe Başkanı olarak Erdal Ersoy dahil ben genel merkezin almış olduğu karara karşıyım. Biz bu saatten sonra Millet İttifakı'nın adayını desteklemek istiyoruz. Zaten arkadaşlar Odunpazarı İlçe Başkanımızın atamasını daha burada yazdım göndermedim. Orayı zaten istifasında göndermedik. Bu şeyler çözülsün de öyle diye. Onun için Odunpazarı'nda zaten şu anda aktif başkan yok. Aktif başkanı buraya yazdıydık, göndermedik. O var. Ben gece saat 3'e 4'e kadar ulaşabildiğim kadar eski DSP'li arkadaşlara ulaştım. Ama partimizin üyesi olanlara ulaştım. Gece saat 3'ü çeyrek geçiyordu yattığımda. Genelde de hepsine sordum. Arkadaşlar böyle böyle bir durum var. Hepsi duyduğunu söylüyor. Ben dedim yarın sizin gamınıza açıklama yapabilir mi? Dediler ne konu? Millet İttifakı'nı destekleyeceğimi söyleyeceğim ben dedim. Tamam der, bizim adımıza söyleyebilirsin. Eskişehir'deki DSP hareketi Millet İttifakı'nı destekleyecek. Yani Eskişehir'deki DSP'liler, DSP üyeleri evet, aynı. İttifakı'nı destekliyor. Yani bak işte dedim ya ben biraz Eskişehir'de böyle yok gibi de 1444 tane üyemiz var. Ben il başkanım, hepsi tek tek ispatlarım. Onun için bunu arkadaşların 300 tanesine ulaştım. Yani 300 değil de 280-290 sene ulaştım gece. Hepsine tek tek sordum. Dedim böyle böyle bir olay var. Ne yapayım? Yarın dedim ben basın açıklaması yapacağım. Basın açıklaması da böyle böyle Millet İttifakı desteklerimizi söyleyeceğim. Tamam dediler. Başkan sen yetkilisin söyle. 1400 evet. Aktif üye değil mi? He? 1400 aktif üye. 1440 aktif üye var. Ama çok enteresan gibi 400-500 oy çıkıyor. O da vermiyorlar şimdi. İstifade etmiyorlar. Anlatabildim mi? Genel Başkan'dan kaynaklı. Var sormak istemişim. Söylese var vereyim. Şimdi siz Genel Başkanımız Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı verdi ve açıklamasını yaptı. Bu anlamda size herhangi bir şekilde bu konuya ilişki bir danışması oldu mu? Danıştı mı? Hayır yapmadım. Hayır yapmadım. Sadece bir de son dakika yaptı. Yani siz öncesinde bir istişare ettiniz. Tabii canım hiçbir ihtiyacımız, hiçbir şeyimiz yok. Ben şimdi il başkanı olarak burada 17 tane böyle milletvekili adayı gönderdim. Listesini yaptık. Zor şey arkadaşlara getirdik, yaptırdık. 17 tane milletvekili listelerini gönderdim oraya. E şimdi böyle bir şey yapacaktı. Niye istedin benden? Niye bunalttın beni yani?
17 tane aday adayı mı vardı Eskişehir'den? Söylemedik ya. Var. 17 tane aday adayı var. Demokratik Sol Parti kurumsal niteliğiyle beraber Bülent Ecevit'in bize öğrettiği ilke ve terbiye anlayışıyla uzun yıllardan beri zor şartlar altında biz ülkemizin emekçi sınıflarının ve ezilenlerin mücadelesini yapmaya kararlılığıyla yola çıkmıştık. Ama maalesef bugün rahmetli Bülent Ecevit'in bize öğretmiş olduğu öğretilerin dışında sadece siyasal ikballerini değil, kendi kişisel ikballerini düşünenlerle yola çıkmak gibi bir anlayışımız asla olmaz. Biz Ecevit ve Kıbrıs'ı fethetmiş bir liderin üyeleri olarak ülkemizin içinde bulunmuş olduğu bu tek adam rejimine, ucube rejimine ve parlamenter demokrasiye geçilmesi ve halkımızın da bir nefes almasıyla alakalı mücadelemizi sonuna kadar da devam ettireceğiz. Yakın bölgedeki diğer il başkanlarıyla konuşma fırsatınız oldu mu peki? Ben Trabzon'u aradım. İstanbul İl Başkanı'nı aradım. Yani çok arayan oldu. Belki 50'nin üstüne il başkanı aradı. Şimdi işte istifa etme diyenler de var. Bunu savunan da var ama genel çoğunlukta çoğu istifada. Hatta yarın il başkanı Ankara'ya gidiyor. Parti meclis üyesi Dilara Hanım'la il başkanları bütün toplanacak öyle. Beni de çağırdı da benim sağlık sebebiyle ben yarın gidemiyorum. Söyledim gelemeyeceğimi. Ama bir hareket var yani. Yani genelde çoğunluk istifa durumunda şu anda. Teşekkür ederiz. Zaten şey ismini söyleyebilir miyim? Hayati Namal. Hayati? Namal. Namal. Hayati Namal. Namal. Zaten şimdi şöyle bir şey ben eklemek istiyorum ama açık mı şu anda? Açık mı? Açık. Demokratik Sol Parti dikiteden sonra, 2011'den sonra zaten çizgisini kaybetmiş durumdaydı. O nedenle de zaten yani artık birleşme zamanı direkt milletimlerin seçeneği kararı. Karar aldım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.